silindir. Aşağıda şekil 1'deki gibi birbirine eş olan dik dairesine silindir şeklinde iki mermer blok verilmiştir. Bu silindirlerden biri tabanına dik bir düzlem boyunca, diğeri ise tabanına paralel bir düzlem boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi hacimce birbirine eş olan 4 parçaya ayrılmışlardır. Bu 4 parçanın yüzey alanları birbirine eşit olduğuna göre şekil 1'de verilen silindirlerden birinin yüksekliği taban yarıçapının kaç pi katıdır? A 1 bölü 3, B 1 bölü 2, C 2 bölü 3, D 3 bölü 4, E 3 bölü 5. Bu silindirlerin her birinin yüksekliği H olsun, yüksekliği H olsun, taban yarıçapı da R olsun. Peki, şimdi buradaki dört parçanın hacimleri eşit. Şununla şunun hacmi zaten eşit. Bununla da bunun hacmi eşit. Valla biz şu ikiliden biriyle bu ikiliden birini karşılaştıralım. Şu ikisinin yüzey alanlarını karşılaştıralım. Bunlar eşitmiş. Peki şunun yüzey alanı alt taban ve üst taban iki yarım daireden bir tane daireden pi'de kareyedir. Pi'de kare. Artı yanal yüzü, yani şu silindirik yüzey ki 2 pi r çarpı h'nin yarısı, yani pi r h, artı şu dikdörtgensel bölge 2 r çarpı h, 2 r çarpı h. Gelelim şunun yüzey alanlarına. Alt üstte bir pi r kare var, altta da var 2 tane pi r kare, artı yanal yüzünün alanı. Yanal yüzü, silindirin yanal yüzü olan 2 pi r çarpı h'nin yarısı. Peki, burada pi r h'lar gitti. Pi r h'lar gitti. Pi r kare ile 2 pi r kare sadeleşti. Sol tarafta 2 r h, sağ tarafta da pi r kare kaldı. Burada r'ler de sadeleşti. 2h eşit pi r. H'yi yalnız bırakırsak, iki karşıya bölü geçerse, h eşit pi r bölü 2 ya da 1 bölü 2 pi çarpı r. Bizden sorulan şu, yükseklik r'nin kaç pi katıdır? Yükseklik r'nin kaç pi katıymış? 1 bölü 2 pi katıymış. O halde doğru cevap B olacaktır.